Merhaba, yine bir Kampüsüzler programında beraberiz. Bugün 8 Mart haftası dolayısıyla akademide kadın olma halini, akademide kadın mücadelesini biraz konuşmaya çalışacağız. Konuğumuz Şebnem Korur Fincancı. Teşekkür ederiz geldiğin için. Aslında birazcık şöyle konuşmaya başlayalım. Ben küçük bir fikrimi söyleyerekten. Akademide hepimizin bildiği, her zaman konuştuğu şeylerden bir tanesi ne kadar eril bir alan olduğu, ne kadar çok akademisyen kadın aslında bu meslekte var olsa da bilgi üretiminin nereden geldiği ve kadın bedeninden üretilen bilginin her zaman için itibarsızlaştırıldığı bir alanda çalışmaya çalışıyoruz. Ve zaten genel olarak biz sosyal bilimlerde tartışmasını yürütüyoruz. Böyle akıl ve beden arasında bir ayrışma vardır ve bedenin ürettiği bilgi zaten akılla karşılaştırıldığı zaman değersizleştirilir. Ve bu kadınsallaştırılan da bir hal aldığı için kadın akademisyenlerin bilgi üretimi ya da bu kanonlara falan baktığımız zaman kitaplarda hep böyle büyük adamların isimleri ama kadın akademisyenlerin rolü burada her zaman için daha az olur. Hatta bir istatistik vardı. Öğrencilerde veya panellerde şurada burada bir kadın konuşmacı ve bir erkek konuşmacı yan yana geldiği zaman erkek konuşmacının söylediğinin daha iyi ve dikkatle dinlendiği ve kadın hocanın daha az aslında dikkatle veya özenle dinlendiğine dair. O nedenle ilk belki senin deneyiminden akademide kadın olma hali, bilgi üretme hali, özellikle senin çalıştığın disiplin de buna özellikle daha farklı yaklaşmamızı gerektiren bir alan olduğu için bir onu sorarak başlayalım. Ne dersin? Olur, olur diyelim. Siz de ne derseniz onu söyleriz. Ama eril olmayan bir alan var mı diye sorarak ben de başlayayım. Tabii akademi de eril ama her yer eril zaten. Dolayısıyla çok ciddi bir sorun elbette. Fakat akademinin eril olması tabii toplumun dalga dalga yayılan bir erillik halini de zorunlu kılıyor. Çünkü bilimsel üretimde eril alanlardan doğru yürütülüyor. Kadın araştırmacılar dahi kadınlara dair araştırmalar yerine erkeklere dair araştırmaları yapıyorlar. Ben kendi alanımdan düşündüğümde örneğin, sağlık alanından düşündüğümüzde kadınların daha sağlıklı olabilmesi, daha konforlu yaşayabilmesine dair araştırmaların çok sınırlı olduğunu görüyoruz. En basit ifadesiyle şöyle diyelim, gebeliğin önlenmesine ilişkin süreçler doğrudan kadın bedeni hedeflenerek yürütülüyor. Oysa pekala erkeklerle ilgili çalışma çok daha basit ve daha sürdürülebilir olmasına karşın gebeliğin önlenmesinde tek sorumlu kadın olarak tanımlanıyor. Tek özne olduğu alan herhalde belki. Oradan doğru baktığımızda dolayısıyla araştırmalar öyle sınırlanıyor, yaşamımız öyle sınırlanıyor. Evet, pek çok alana göre akademi kadın lehine oranın daha yüksek olduğu, görece daha yüksek olduğu bir alanmış gibi görünüyor. Ama o da bir yandan da bu öğretmenlik, hocalık kadınlar için daha uygun bir meslektir gibi görülmesi gibi bir ön yargı da var aslında. Toplumsal cinsiyet rolleriyle tanımlanmış ve sınırlandırılmış toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkisi var. Onun yanı sıra
hani özellikle serbest piyasadaki vahşi yarışmacı durum, hani o alanın daha eril bir alan olarak kullanılmasını, hani akademinin görece hani o çatışma ve yarışma halinin daha az olduğu varsayılan durumunun kadına uygun tanımlanması ile ilişkili de olabilir. Ama tabii gene oranlar hiçbir şekilde tümüyle kadın lehine değil. Sonuç olarak ya da okul yönetimlerine baktığımız zaman dekanlara, rektörlere veya idari pozisyonlara genelde hep erkeklerin bu pozisyonları aldığını görüyoruz. Evet, ne yazık ki. Verilen karar mekanizmalarında. Karar mekanizmalarında da aslında hani senatolarda, yönetim kurullarında belki kadın temsiliyeti olsa bile verilen kararlarla ilgili olarak hani öncelik erkeklerin kararına bakmak şeklinde oluyor. Dolayısıyla hani kadınların doğrudan söz sahibi olduğu alanlar gerçekten çok sınırlı akademide. Bizim alanımıza gelince, yani adli tıp deyince zaten hani ben başladığım dönemlerde tümüyle eril bir alandı. Hepi topu 3 kadın vardı akademi camiasında kadın olarak. Sonra hani gittikçe artan sayıda kadın oldu ilginç bir şekilde. Ve pek çok ana bilim dalı başkanı, bir ara ana bilim dalı başkanlarının çoğunluğu kadındı 90'lı yıllarda. İlginç aslında bakıldığında hani neden böyle bir alanın seçimi, neden kadın çoğunluğu daha fazla o dönemde diye. Çok yaşama dair bir alan tabii. Belki onunla ilişkili olabilir. Hani kadınların yaşama dair söyleyecek sözünün daha fazla olması, duyarlılıkları. Üstelik hani bizim çalışma alanımızı önemli ölçüde kadınlar oluşturuyor. Neden? Çünkü şiddete en fazla uğrayan gruplar kadınlar ya da daha incinebilir gene LGBTİ bireyler. Dolayısıyla hani kadınların burada ağırlıklı olması o anlamda da olumluluk elbette alana dair. Ayrıca bizim çalışmamızı kolaylaştıran bir durum kadınların olması. Çünkü hani çalışma alanımız kadınlar olduğu için kadınların tercihi de kadınlardan yana oluyor. Özellikle de hani saldırı altındayken saldırganın erkek olması nedeniyle erkekleri çok da yenemiyorlar. Dolayısıyla hani kadınlarla birlikte olmak onlara da daha iyi geliyor. Biz de böylece çoğalıyoruz. İlginç bir şekilde akademide çok alışık olmadığımız bir biçimde. Gerçekten zorlu bir süreç. Hani şimdi eril bir yapının içinde, hani kapitalist ekonomik sistem içinde kadının akademide varlığını ortaya koymaya çalışmak, bunun mücadelesini yürütmek çok kolay değil. Zaten eril sistem tümüyle dışına çıkartmaya karar verdi. Hani kampüsüzler olarak baktığımızda hani kadın oranı özellikle gittikçe daha artıyor. Özellikle bizim Barış için akademisyenler grubundan baktığımızda aslında zaten ilginçti. Barış için akademisyenlerin kadın erkek ağırlığına baktığımızda çok eşitlikçi bir ağırlık vardı. Diğer gruptan bize karşı imzacılara baktığımızda evet, da tümüyle erkeklerdi. Dolayısıyla hani barışı, yaşamı savunanların ağırlıklı kadın olması da hani çünkü evet doğrudan bu sistemden zarar gören, bu sistemin tehdidi altında olanlar kadınlar. Dolayısıyla kadınların söyleyecek sözü her zaman olmalı. Kampüssüz bırakılanlarda o yüzden daha kadın ağırlığı var. Ama kampüste söz söylemek gerekmiyor. Hani bunun olanaklarını da gördük. Her sokakta, aslında her şehirde, her sokakta baktığımızda direnişler var ve bu direnişlerin içinde de kadınlar var ağırlıkla. Evet. Yani esasında sen doğal olarak gidişatından bağladın soracağım şeyleri. Çünkü şeyi düşünüyordum aynı zamanda. Yani kadınlar bu tip bir eril alanın içerisinde aslında hani adli tıpta da diğer alanlarda da bir direnerekten bir var olma mücadelesi içerisinde sözlerini üretmeye ya da öğrencilerle ilişkilerini dönüştürmeye çalıştıkları farklı alanlar yaratmaya çalışıyorlar akademinin içerisinde.
tam da bu yerden aslında içinde bugün bulunduğumuz koşullar içerisinde bütün bu karşımızdaki eril saldırı ya da işte bütün bu OHAL şeysi içerisindeki KHK'larda kadınların bildiği yerden bir yandan da geldiğini düşünüyorum bütün bu mücadelenin. Biz zaten hani sınıfta da olsa sınıf benim için en azından bir aktivizm alanı aynı zamanda. Yani bir mobilizasyon alanı çünkü hani sen kendi bedensel deneyimin üzerinden kadın olarak orada var oluyorsun. Bir şeyi aktarmaya, bir şeyi tartışmaya çalışıyorsun. Onu birlikte üretmeye, sınıfı dönüştürmeye çalışıyorsun. Bir anda şimdi hani üniversite içinde ve dışında yapmaya çalışıyoruz ama hani o barış sözünü sınıftan aslında bütün bu başka bir görüşmede biz Tül'le beraber şey demiştik. Hani bütün bu şerden çıkan bir hayır oldu kampüsüzler bizim için. Çünkü bu kadınlar ve arkadaşlar birbirimizi bulduk ve hani bütün bu süreçte bu barışı üniversitenin dışında sokaklara nasıl kadın dili üzerinden ve bugüne kadar kadın akademisyenler olarak yürüttüğümüz mücadele üzerinden nasıl yürütebileceğimizin yöntemlerini daha aktif bir şekilde arayabilir olduk. Sadece hani akademisyenler değil KHK ile birçok atılan kadın aslında bu Betül olsun, Nuriye olsun, kadınname, KHK kadınnameler üzerinden direniş gösteriyorlar. Sen peki hani bizim bundan sonraki süreçte nasıl daha farklı yöntemler izleyebileceğimizi veya bu sınıfta yürüttüğümüz mücadeleyi sokağa veya farklı başka alanlara nasıl taşıyabileceğimizi düşünüyorsun? Hani bu sadece hani bir feminist yöntemler üzerinden değil ama aynı zamanda bu barış dilini de bir şekilde taşıyabilmemiz tabii ki de çok önemli. Aslında şimdi hani sınıflardan çıkıldık ve her yer bizim için sınıf haline dönüştü. Hani bunu nasıl değerlendirebiliriz? Bu fırsatı nasıl dönüştürebiliriz? Şimdi tabii ister istemez belli bir konformizm içinde yaşamaya başlıyorsun. Hani akademidesin, işte belli sınırların var. Hani fark etmeden o sınırları sen de kabullenmiş oluyorsun. O sınırlar çerçevesinde ancak hani bir direniş var gibi olsa da yeterli bir direniş değil. Tabii ki kadınların direnişi çok daha farklı. Doğal olarak hani bu direnme hali, hani bulundukları konum, bu cinsiyet temelli tanımlanma ve sınırlandırılmayla, bedenlerine hapsedilmiş olmayla da ilişkili bir taraftan. Mesela erkekler bu anlamda konformizme daha kolay kapılıyorlar. Dolayısıyla hani direnme gücünün kadınlarda daha fazla olacağını söylemek mümkün. Hele bu alanın dışına çıkarıldığında kadınlar direnmenin daha da belirginleştiğini gördük. Ne olabilir? Aslında tabii en büyük hayalim benim bambaşka bir akademi oluşturmak. Hani hep hayranlık duymuşumdur ben. İşte böyle 60 yaşında insanlar bir biçimde eğitim almaya karar verirler. Bu arada yalnızca işte benim alanım gibi pozitif bilimlerle uğraşmaz insanlar, 20 yaşında da olsa, 30 yaşında da olsa, bir tarafta pozitif bilimler varken bir tarafta sosyolojiden, felsefeden ders alırlar. Son derece özgür, insanların her şeyi konuşabildiği, tartışabildiği ortamlar olur. Hep hayalimde böyle bir akademik ortam var. Yani tümüyle bağımsız, yokla hiç ilişkisi olmayan. Dolayısıyla hani bambaşka bir yerde duran bir akademi neden kurmayalım? Bu kadar insan bu bize dayatılan duvarların dışına çıktığımıza göre kendimize farklı, duvarsız, kampüssüz bir ortam niye oluşturmayalım? Ve üstelik de en büyük sıkıntılarımızdan biri bizim aslında biraz da fil dişi kulede yaşıyor olma eleştirisidir. Aslında tam o fil dişi kulelerden indik, sokaktayız, yerdeyiz, aynı zemindeyiz. Ve aynı biz yüzeyde göz göze bakıyoruz insanlarla. Evet evet, aslında biz ilk program, bu Kampüs Düzen'in ilk programında bunu dile getirmiştik. Hani bu fil dişi kule olarak veriliyor ama birçoğumuz aslında o sırça köşk denen şeyin içerisinde bile sırça kondularda yaşıyorduk aslında. Yani hani yaptığımız iş bir yandan da herkes için, bütün akademisyenler için aynı şeyi söyleyemem ama hani senin ve birçok insanın yaptığı iş aslında buydu. Ama bunu daha görünür hale getirebilmenin belki fırsatını ya da gerçekliğini bize verdi yaşadığımız bu süreç. Yani senin için de aynı şey geçerli. Örneğin biz başka bir
alanda, insan hakları mücadelesinde de çok alanda ve sokaktayız zorunlu olarak. Ya insanla temas etmek zorundayız. Ama pek çok alan insanla temas noktasını kaybetmiş durumda. Yani çok işte araştırmaya dayalı, laboratuvara giriyor, araştırma yapıyor. O dışarıda insan var mı yok mu? Bir süre sonra ya unutuyor, yabancılaşıyor. Dolayısıyla hani bu bir olanak o yüzden. Ben bu olanağı gerçekten iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Buluşma alanları olarak sokaklar çok kıymetli. Bu sokaklarda birebir temas alanları hani çok küçükmüş gibi görünse bile her birinin biriktiğini ve sonunda bir kümülatif etkiyle aslında bir dönüşüme yol açacağını düşünüyorum. Şöyle bir durum dikkatimi çekti benim. Şimdi Kadıköy'e birkaç kere uğrama olanağım oldu Betül'ün yanında. Dün de Bakırköy'de derse gitmiştim. Oradan geçerken de özellikle durdum, arkadaşlara da destek vermek üzere onların yanında dayanışmada olduğumu söyledim. Gittikçe daha fazla insanın etrafta katıldığı, dinlediği, hatta hani oradan geçerken tanıklık edip daha sonra her gün oraya uğramaya başladığını görüyoruz. Aslında bu çok önemli, çok kıymetli. Evet, kesinlikle. Tabii belki Kadıköy ya da Bakırköy bu anlamda hani beklenir bir durum diye değerlendirilebilir. Bir de böyle alanlarımız var. Hani bir gettolaşma süreci de yaşıyoruz. Bu gettolaşmayı da kırmak ihtiyacımız var. Kolay olur mu bilmiyorum ama Sultanbeyli'de de bir direniş hattı kurmak çok kıymetli olurdu diye düşünüyorum. Biz hani örneğin 70'li yılları düşündüğümde çok birebir iletişim içinde ve alanda, sokakta bir aradaydık bütün insanlar. Gittikçe o alanları terk ettik. Biz terk ettikçe tabii ki doğa boşluk tanımaz. Bizim evet. Terk ettiğimiz yerler dolduruldu. Hani bunları da düşünerek bu terk ettiğimiz yerlere yeniden dönmek, aslında her yeri kendi alanımız kılmak, kadınlar açısından daha kolay olabilir diye düşünüyorum. Kadınlar her zaman o anlamda hani daha kolay iletişim kurabilme, daha ortak paydada buluşabilme olanağına sahip. Çünkü benzer örselenebilirlikleri taşıyorlar. Peki burada bir şey de mesela ben hep kafama takılıyor. Biz sosyal bilimci olarak hani sokağa taşıyalım, işte bir çatı arasında konuşalım. Herhangi bir yerde sosyal bilimlerin dert edindiği meseleleri tartışabiliyoruz. Ama pozitif bilimlerde yani bir laboratuvarın ihtiyacı olduğunda veya işte bir sağlık alanında bunları hani dönüştürebileceğimiz olasılıklar nasıl olacak? Yani hani bunları sokaklarda veya işte bu binaların duvarların dışında nasıl gerçekleştireceğiz? Çünkü hani sağlık düşündüğün zaman ya da bir hastaya hani müdahale etmek gerektiği zaman gibi alanlarda bilgi üretiyorsunuz bir yandan da. Hani bunun olasılığı mümkün mü acaba bir şekilde? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben kendi deneyimden yola çıkarak ne oluyor? Örneğin ben yurt dışına gittiğimde her zaman bir sağlık ortamı olmuyor işkence görenin muayenesi için. Bazen işkence görenin evine gidip onun evinde muayene yapıyoruz. Hani çok uygun koşullar mı? Hayır, çok uygun koşullar değil ama olabildiğince uygun koşullar yaratmaya çalışıyoruz. Bir kere hani hekimlik öyle illaki belli bir yerde yapılan bir şey değil. Aslında hastanın evine gidersiniz, hastanın evinde muayene yaparsınız. Bazen sokakta müdahale gereksinimi olur, sokakta müdahale edersiniz. Tabii ki asgari bir takım koşullar vardır. Hastanın mahremiyetini sağlayabileceğimiz koşullar. Hani bizim ister istemez duvar örmemiz gerekir. Ama bu duvar örülecek yerler illaki standart bizim tanımladığımız hastane duvarları olmak zorunda değil. O mahremiyet farklı koşullarda da sağlanabilir. Dolayısıyla neden olmasın? Tabii ki olabilir. Laboratuvar kurmak mı? Laboratuvar kurmak o kadar zor bir iş mi? Hayır. Aslında pekala kurulabilir laboratuvarlar. Sonuçta kar etmek amacıyla laboratuvarlar kurup primler verip insanların parayla işte iş yapmasını izliyoruz. Tam tersine çevirmemiz mümkün. Tam tersine aslında gerektiği kadar gerektiği yerde uygun koşullarda araştırmaların yapılacağı ya da incelemelerin, hasta yararına incelemelerin yapılacağı bir ortam yaratabiliriz. Buna da çok ihtiyaç var tersinden. Tabii tam da aslında bu şeye de tekabül ediyor. Yani feminist siyaset
yürüttüğümüz yerlerde kadınlar veya LGBT'ler veya işte queer politikaları yürüttüğümüz alanlarda kendi mekanlarımızı yeniden üretiyoruz. Aslında bu tam bir mekansızlaşmak değil, var olan mekanların kadın bakış açısından olsun veya farklı feminist yaklaşımlarla olsun yeniden kurgulanması ve yeniden inşa sürecini aslında şu anda oluşturuyoruz. Yani sokakta orada ben Betül'ü biz de ziyaret ettiğimizde şöyle bir sohbet geçmişti. Yani o Kadıköy'de onun nöbet tuttuğu yer artık aslında herhangi bir sokak meydanı değil, bir buluşma noktası, oraya koyduğu minderlerle, koyduğu post-itlerle, insanların bir arada şimdi. Bir aradaki iletişimleriyle orada duvarların ötesinde farklı bir mimari ama duvarları olmayan bir yapı inşa ediyor aslında. Ama onu kadınlar bir arada kendi sözleri üzerinden üretiyorlar. O nedenle bunu bütün aslında diğer disiplinlerle birlikte üretebileceğimiz alanlar için bir fırsatla önümüzde karşı karşıyayız ama hani ne kadar bu sürecek tabii ve ne kadar bunu yapabileceğiz bilmiyorum. Hani bir yandan da şeyi düşünüyoruz, hani ben queer en azından perspektifle baktığım zaman sıkıştıkça daha çok çatlak bulmaya zorlandığımızı ve o çatlaklardan daha iyi yöntemler, daha kendimizi özgürleştirici yöntemler oluşturabildiğimizi görüyorum. O nedenle de hani bir yandan da çok umut veriyor içinde bulunduğumuz olan, yani içinde bulunduğumuz süreçte umutlu olabilmek mümkün mü dersek, ben hani aslında kadınların bu ürettiği yeniden bilgi inşa etme alanlarında yeniden umudu bulabildiğimize inanıyorum. O yüzden de hani dediğin gibi ben de aslında iyi hissediyorum aslında. Yok yok, yani ben üreteceğimizi düşünüyorum. Yani en basitinden şöyle düşünün. Otopsi salonu, otopsi yapıyorsunuz. Otopsi masalarının boyu o kadar yüksek ki size göre asla dizayn edilmemiş. Ama orada çalışıyorsunuz. Dolayısıyla hiç ergonomik olmayan bir ortamda çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Zaman içinde alçalabilir, yükselebilir masalar yapıldı. Nasıl yapıldı bunlar? Direnmesiyle, kadınların bu alana girip kendi varlıklarını kanıtlamasıyla yapıldı. Ya da muayene masaları aynı şekilde. Hani muayene masasına kadının tırmanması, hasta muayenesi için bile ne kadar zor. Siz orada muayene ederken ne kadar zorlanıyorsunuz. Bunların her birini aslında alana girip dayatarak, orada bir dönüşüm yaratarak yapabiliriz. O yüzden dışına çıktığımızda da bu işi yapabilmemiz önemli. Sadece zaten kadınlar değil, normatif kurgulanan bir, yani o normatifin eril olması bazı şeyleri belirliyor tabii ki de, ama hani aslında hani kadın bedeni dediğimiz şeyi aslında erkek bedenlerinde de görebiliyoruz. Atıyorum mesela otobüslerde, uçaklarda hani beden ölçüsüne göre ve verilen koltuklar gibi, hani aslında bütün dünyamız o eril algı üzerinden bir tek tip ve işte hani sakat olmayan, işte tahayyül ettiğimiz normalleştirilmiş bir beden içerisinde kurgulandığı için, ama bu tabii bir eril dil üzerinden kurulduğu için daha erkeklerin konforuna daha uygun bir şekilde üretiliyor, ama sadece, yani sadece kadınların direnişi değil sanırım, aslında farklı farklı bedenlerin bir arada direnmesinin de burada çok önemi var. Yani kadın olmak aynı zamanda işte sakat olmak veya LGBT'yi olmak, cinsel yönelimin üzerinden bazı farkındalıkları yaratmak gibi, bütün bunların birbirine kesiştiği alanları aslında özgürleştirmemiz belki burada gerekiyor. Farklılıklarımızla ve farkında olarak ve birlikte yan yana ve birbirimizi koruyarak, gözeterek hani birlikte olmak, işte o da sağladı diyorum ben zaten. Yani tabii sosyal bilimci olunca hani daha uygun ifade ediyorsunuz. Hani ben şimdi nasıl ifade edeyim ama evet, gerçekten ben çok önemsiyorum. Hani biz de sıra bekliyoruz tabii, yani ne zaman kampüs kalacağız da hani ona göre yapacağız. Şimdilik hani duvarların arasındayız ama. Ama yani ben birazcık da senin mesleğine aslında burada geri dönmek istiyorum. Yani bir feminist bir kadınsın ve yaptığın işte aslında hani daha evvel de seninle konuştuğumuz gibi hani yaşamdan sonraki bir ana bakıyorsunuz adli tıpta. Ve o yaşamdan sonraki anda bir bedenden başka, hani yaşamayan bir beden arasında bir bilgi üretme yöntemi oluşturuyorsunuz. Hani burada bir feminist olarak yaptığın işte en zorlandığın veya sana en iyi gelen şeyleri birazcık sorabilir miyim? Çünkü hani çok çok zor bir alanda çalışıyorsunuz ve hani özellikle işkence veya ne bileyim herhangi bir meseleyle ilgili bir çalıştığın alanda orada bir alan var. Yaşamla
mücadele arasında bir yeri siz aslında inşa ediyorsunuz ve bunun mücadelesini, direnişini orada yapıyorsunuz. Belki birkaç sözle bununla bitirebiliriz. Yani tabii hani bedenin canlılık ve ölüm hali ötesi şöyle bir şey. Aslında bizim çalışma alanımızın çok küçük bir parçasını oluşturuyor. Büyük parçası canlılar aslında. Ne iyi ki yani, çünkü şiddetin her seferinde öldürüyor olması tahammül ötesi olurdu sanırım. Ama evet, tabii gerçekten çok heyecan verici bir taraftan. Hani artık canlılığı olmayan bir beden üzerinde çalışma yapmanın şöyle bir olanağı var. Hani ona zarar verme kaygısı taşımıyorsunuz. Hani biz klinik alanda çalışırken hekimler, örneğin cerrah olsaydım ben aynı koşullarda, hep bir kaygı taşıyacaktım. Damarı kesersem, işte ya bir hayati risk oluşturursam hata yapıp da, bu çok riskli bir alan. Oysa bizde öyle değil. Bizde sadece hani titiz, hiçbir şeyi atlamadan çalışmak gerekiyor. O yüzden iyi. Bulmaca çözmek gibi, dolayısıyla çok heyecan verici. Hani topladıkça, parçalar bir araya geldikçe resmin bütününü görmekten daha olağanüstü bir durum olamaz. Dolayısıyla hani bu bulmaca çözme hali insanı çok heyecanlandıran ve çalışmasını yüreklendiren bir iş. Tabii ki hani bu bedenlerin söyledikleri üzerinden ve bedenlerin alandaki temsiliyet açısından baktığımızda, evet, da çok farklı tablolarla karşılaşıyoruz. Şöyle ki, eril şiddetin en dehşet verici yüzünü, evet, görüyoruz orada. Bu da çok zorlayan bir durum elbette. Ve önlenebilecek bir takım şiddet eylemleriyle karşı karşıya kalıyoruz. O şiddetin nasıl içselleştirildiğini, olağanlaştırıldığını ve meşrulaştırıldığını görüyoruz. Bu tabii çok yorucu, çok zorlayıcı. Ama şöyle bir gene heyecan verici yanı var. Bunu görebildiğimiz, gösterebildiğimiz, görünür kılabildiğimiz ölçüde de önleme olasılığı artıyor. Dolayısıyla hani evet, olumlulukları var, olumsuzlukları var, ama olumlulukları bu anlamda çok daha belirgin ve özellikle de hani kadının ya da bütün bu işte farklılıklarıyla birlikte var olanların bütün bu farklılıklarından arınmış bir şekilde karşımızda olması söz konusu. Yani orada bir insan var. Ne olduğundan bağımsız, ne olursa olsun o insan için ne yapabiliriz? Bu o insanla ilgili olarak da bütün insanlık için ne yapılabilir getiriyor beraberinde. O yüzden de hani bu kadar hani evet farklı, o farklılığı nedeniyle örselenebilir olmuş, karşıma gelmiş, ama bir insan karşısındayım. Ve benim için hep öyle olmak zorunda. Hani kim olduğundan bağımsız olarak. Hem kadın olarak o mücadelenin içinde yer almaktan, dolayısıyla bu şiddeti önlenebilir kılmaktan dolayı bana iyi gelen bir süreç. Bir de tabii işin sosyal boyutunu görebilme olanağı sağlıyor. Evet, biz sosyal bilimci değiliz. Hani çok farklı bir yerden bakıyoruz. Ama o kadar da siyah ve beyaz, o kadar da kesin çizgilerle ayrılmış bir alan değil. Çünkü hani sosyal iyilik halini koruyabileceğimiz başka mekanizmalar ne olabilir sorusu sürekli bizim önümüzde. Hani klinik alanda belki o kadar yaygın değil bu. Ama benim için çok yaygın bir uygulama alanı. Çünkü işte eril sistemi doğrudan görme olanağı veriyor bana. Oradan dönüştürülebilir, değiştirilebilir ne olduğunu düşünme olanağı veriyor. Dolayısıyla hani o sosyal sorunları doğrudan görüp onlarla ilgili çözüm önerileri geliştirme şansımız oluyor. Çok teşekkür ederim. Bu da bizim aslında kampüsüzler olarak pozitif bilimlerle sosyal bilimler arasındaki ilişkiyi nasıl yeniden düşünmemiz gerektiği için aslında senin alanın bize çok hani veri veriyor demeyeyim de aslında hani düşünmemizi sağlayan çok önemli bir alan o açıdan. Çünkü hani biz kampüsüzler olarak hani bu doğa bilimleriyle sosyal bilimler arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmek ve bilgi üretimindeki bu ilişkiselliği korumak istiyoruz. O yüzden bu açıdan aslında çok faydalı oldu söylediklerin. Teşekkür ederiz. Bütün kadınların 8 Mart'ını kutluyoruz. Ama sadece 8 Mart'ta değil, her zaman için kadın dayanışmasıyla bir aradayız. Birlikte güçlüyüz.
Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum.